Peki vesveseli bir insanı takıntı yaptığı konudan nasıl çıkarabiliriz? Yani takıntılı olduğu konuda ilerlediğimiz zaman ona bir çare bulamadığımızı görüyoruz. Hafif dönemindeyken vesvesenin çözümü kolay. Hafif döneminde. Acaba doğru mu değil mi? Emin olamama vardır. Mesela kapıdan çıkarken kapı kolu açık bıraktım mı çıkmadım mı emin olamama gibi. Yahut da dini vesvese vardır mesela. Tuvaletteysen en mukaddes konu aklına gelir. Bir anne çocuğunu kucağına alır mesela, pencerenin kenarına gider, ya çocuğumu atarsam diye vesvese gelir. Anne için bir çocuk en değer verdiği şey. O vesvese geldiği zaman, ya ben nasıl bir anneyim ya? Ben çocuğumu atabilir miyim ya? Ya atarsam demek ki bir ihtimal var deyip inandığı an vesvese pat diye yerleşir. Onu geldiği zaman hemen biraz önce dediğim gibi beyindeki o jüriden geçirecek. Bu ne kadar gerçek, ne kadar gerçek değil. Olabilir mi? Ben kendimi biliyorum ya, öyle şey mi olur ya? Deyip hemen konuyu değiştirirse biter işte. O düşünceler ona ait değil mi yani? Değil. Hocam? O beynin, yani beynimizin özelliği dedim ya, iyicil ve kötücül her türlü düşünceyi üretir. Vesvesenin kaynağı ne o? İşte beynimiz. Hocam? Beynimiz üretiyor, istem dışı. Kişinin hayal dünyası geniş olanlarda çok oluyor. Yani hayatta yaşadıkça, geliştikçe oluyor. O vesveseleri her gün biz filtre ediyoruz beynimiz önünde. O filtre mekanizmasını kullanamayan kişiler vesvesenin hastalığına dönüşüyor. Biz böyle kişiler artık ileri noktaya geldiği zaman terapi falan da tesir etmiyor. Ödevler veriliyor böyle, şöyle şunu çalış, bunu çalış diye. Hiçbirini çalışamıyor. Artık beyin onu otomatik üretiyor. Yani otomatizm kazandığı için beynin bir bölgesi beynin bütününden farklı olarak, bağımsız olarak düşünce üretmeye başlıyor. İşte o anda artık büyük ihtimal hastane tedavisi gerekiyor. Yatırıp en kuvvetli ilaçlar, en kuvvetli tedavilerle kişinin beynini resetlemek gerekiyor. Hatta resetleme değil, rewiring yapıyoruz. Yani beyindeki boğulmuş bağlantıları kişiye geçici bir unutkanlık oluşturup ondan sonra yeniden bağlamaya çalışıyoruz.